Günaydın değerli izleyenler. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Hoş geldiniz TRT 1 stüdyosuna. Her pazartesi günü olduğu gibi TRT 1 stüdyosunda sağlık, sıhhatle karşınızdayız. Sağlığımız çok çok önemli. Belki de hayattaki en önemli varlığımız sağlığımız. Bu nedenle bizler de sizlerin şikayetlerini göz önünde bulundurarak sağlık konularımızı seçiyoruz. Sizlerden gelen en önemli şikayetlerden bir tanesi de diz ağrıları, diz eklemlerindeki ağrılar, dizlerin artık vücudu taşımaması gibi şikayetlerdi. İşte bizler de bugün programımızda sağlık sıhhatte bu konuyu değerlendireceğiz değerli izleyenler. Eğer sizlerin de dizlerinizle ilgili herhangi bir şikayetiniz varsa, ne olduğunu bilmiyorsanız ya da doktora müracaat ettiniz ama bir parça kafanız karıştı, o zaman bugünkü programımızı kaçırmayın. Hatta bizimle iletişime geçin. Nasıl mı? İşte bizimle iletişime geçmenin yolları geliyor ekranlarınıza. Haftaya sağlık sıhhatle başlamak için telefon, Facebook ve Twitter aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. Sevgili seyircilerimiz, ne dedik? Dizlerimiz vücudumuzun bütün yükünü taşıyan en önemli organlarımızdan bir tanesi. Ayakta durduğumuzda, oturduğumuzda, merdiven çıktığımızda, indiğimizde aslında zaman zaman kafamız karışmıyor da değil. Acaba yürümek mi iyi yoksa yürümeden sabit durmak mı iyi? Yoksa başka yolları mı var dizlerimize iyi gelen hareketler yapmak gibi örneğin? İşte bütün bunların cevaplarını bugün yayınımızda bulacaksınız değerli izleyenler. Özellikle dizlerde kireçlenme ile ilgili teşhis konduysa acaba tedavi yöntemleri neler? Ameliyat tek çözüm mü? İşte bütün bunların cevabı bugün doçent doktor Turgay Çavuşoğlu tarafından verilecek. Ve bakalım bugünkü programımızda diz eklemleri ile ilgili başka neler konuşulacak? Diz eklem romatizması veya dizde kireçlenme dediğimiz durum, diz eklemindeki kıkırdakların ilerleyici tarzda yok olmasıdır. Bunun sonucunda vücudumuzda her eklemimiz kıkırdaklar üzerinde hareket eder. Kireçlenme durumu eklemlerde obezite bu hastalığın ilerlemesinde ve oluşmasında belirleyici faktörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle kilo fazlası olan insanlarda diz eklemi kireçlenmesinin genetik yatkınlığı söz konusudur. Ancak bunun yanında bu hastalığın ana belirleyici unsurları vardır. Bunlar: dizlerimiz günlük yaşam içerisinde en fazla zorladığımız, yük altında bıraktığımız eklemlerimizdendir. Vücudumuzu taşıyan dizlerimizde oluşan ağrı hangi hastalıkların habercisi olabilir? Ne tür ağrılar dizde kireçlenme olduğunu gösterir? Diz ekleminde kireçlenme neden olur? Diz kireçlenmesinin belirtileri nelerdir? Dizinde kireçlenme olanlar günlük hayatlarında nelere dikkat etmeli? Kireçlenmeden kaynaklanan diz ağrıları nasıl tedavi edilir? Diz kireçlenmesine karşı nasıl egzersizler yapılabilir? Diz sağlığı hakkında öğrenmek istediğiniz her şey doçent doktor Turgay Çavuşoğlu'yla bugün Sağlık Sıhhat'te. Bugün sağlık sıhhatte diz ağrılarını enine boyuna konuşacağız. Bunu konuşmak üzere doçent doktor Turgay Çavuşoğlu da yerini aldı. Günaydın hocam. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza, programımıza. Sağ olun. Şimdi diz ağrıları dendiğinde biliyorum siz bugün ağırlıklı olarak kireçlenmeyi, protezleri anlatacaksınız. Ama hiç soru işareti kalmasın ekranları başındaki izleyenlerimizin kafasında. Diz ağrılarının şöyle bir nedenlerine değinerek başlayalım istiyorum programımıza. Şimdi diz ağrılarından genel olarak bahsettiğimiz zaman bu tabii en önemli faktörümüz yaş faktörü. Yani asıl konumuz olan kireçlenmeden birazdan bahsedeceğimiz gibi yaş faktörü çok belirleyici. Ancak her yaşta diz ağrısı oluşabilir. Bunun pek çok sebebi var. Ağır romatizmal hastalıklar, dize alınan travma durumları, geçirilmiş basit veya ciddi diz ameliyatları,
dizde bağ lezyonları, kıkırdak lezyonları bunların ana unsurlarındandır. Ancak yani bunlar kireçlenmeye mi yol açıyor? Hayır, ilk önce bu geçirilmiş, genç yaşta geçirilmiş çeşitli travmalar öncelikle kendileri bir ağrı sebebi olarak ortaya çıkabilir. Ancak bunların yaş faktörüyle birlikte yani orta ve orta ileri yaş grubunda hazırlayıcı bazı birazdan konuşacağımız faktörlerin etkisiyle halk arasında diz kireçlenmesi bizim gonartroz veya artroz dediğimiz hastalığa yol açar. Ancak dizde ağrı sebebi genel anlamda 1, 2, 3 şeklinde ifade edilemez sebep olarak. Hı hı. Pek çok sebebi var. Ama ana unsur dizimize oluşturan dokular bunlar kemik, kıkırdak, bağ, eklem kapsülü gibi dokuların tek tek veya kombine şeklinde çeşitli durumlara sekonder gösterdiği rahatsızlıklar neticesinde bu ağrılar oluşur. Peki yaş faktörünün üzerinde birkaç kez durdunuz, evet. Dikkatimi çekti. Kaç yaştır? Orta yaş ve üzeri dediniz ama örneğin diz kireçlenmesinin en erken başladığı yaş kaçtır? Şimdi şöyle, eğer primer yani altta yapan kesin bir sebep yoksa biz genellikle 40 yaş üstünde diz eklemlerinin primer kireçlenme hastalığı bulgularını erken dönemde görüyoruz. Peki hocam sporun, yürüyüşün katkısı olur mu? Yoksa şimdi biraz kafalar karışık dedim ya yayının açılışında. Evet. Mesela bazıları da dizlerindeki en ufak bir ağrıda ay ben yürümeyeyim, oturayım, biraz dinleneyim der. Yani hangisi doğrudur bu tip durumlarda? Şimdi aslında burada küçük bir ipucu var. Yani diz eklemlerimizde ağrı prensip olarak iyi bir şey değil. Ha. Yani o an neyle uğraşıyorsak, siz bunu sportif aktivite dersiniz. Yürüyüş veya olabilir. Yürüyüş dersiniz. Evet. Veya aklımıza evde şu iş anda yaparken. Aynen yaparken diz eklemlerimizde ağrı oluştuğunda vücudumuz bize kendi diliyle yapmamamız gereken bir işi yaptığımızı ifade eder. Sinyal veriyor. Aynen. Duracağız bunu, yani. Evet, yaptığımız işi ya fazla miktarda yapıyoruzdur ya da yapmamız gereken şekilde yapmıyoruzdur. Ağrı hiçbir şekilde üzerine gidilecek bir unsur değildir. Yani ağrı bir sinyaldir. Eğer ağrı varsa doktora müracaat etmeli diyorsunuz. Yani şöyle, her basit diz ağrısında tabii ki hekime ilk önce gitmek belki hani çok yaygın bir alışkanlığımız değil. Ancak tabii o bir süre ağrayacak. Biz onu bir hissedeceğiz birkaç ama ay şu, belki. Hani sporun üzerinde durdunuz. Çünkü spor çok geniş bir yelpaze. Her zaman çok tartışılan bir konu. Hı hı. Spor her zaman tabii ki hayatımızda yer almalı. Ama sporu nasıl, ne şekilde yapacağımız? Çünkü herkes için aynı spor uygun bir durum değil zaten. Tabii tabii, ben size çok katılıyorum. Zaten hocam oraya gittiğinizdeki hocalar, yönlendiriciler de aynı şekilde herhangi bir ağrıda durun diyorlar. O işin ayrı bir yanı. Ama biz yeniden dize dönecek olursak diz ağrılarına. Hangi tür ağrılar, hani biraz bize ipucu verirseniz, kireçlenmiş ya da kireçleniyor artık dizlerin diyecek ve biz ona göre nasıl önlemler alalım? Genel anlamda bizim artroz yani diz kireçlenmesi dediğimiz ağrılarımız genelde sinsi başlar. Yani biz başlangıcını bilmeyiz. Ve günlük aktivitelerimiz içinde bizi rahatsız etmeye başlar. Yani biz dizde kireçlenme durumunda günlük yaşantımız içinde yani her zamanki yaşantımız içinde yaptığımız aktivitelerden ağrı duymaya başlarız. Hmm. Yoksa hani bir ağır bir sportif aktivite veya ağır bir bedeni aktiviteden sonra pek çok insanın dizi ağrıyabilir. Bu bir hastalık habercisi olmayabilir. Değildir de çoğu zaman zaten. Ancak günlük yaşam içinde düzenli ve ısrarcı bir şekilde hatta sinsi başlamasına rağmen rahatsız edici etkisinin giderek arttığı durumlarda ve devamlılık durumlarında biz artık aklımıza diz kireçlenmesi yani dizlerimizdeki kıkırdak dokularımızın kaybından bahsedebiliriz. Peki şimdi önümüzde maketleriniz var. Bunlarla bize anlatır mısınız dizdeki ne oluyor da kireçlenme ortaya çıkıyor? Ne yapıyoruz biz? Neyi yapmazsak kireçlenmeden kaçabiliriz ya da kaçabilir miyiz? Şimdi öncelikle bizim kireçlenme dediğimiz hadisenin ne olduğunu çok net bir açıklama ihtiyacı duyuyorum. Kireçlenme kafamızda sanki bir dokunun sertleşmesi anlamında alınmamalı. Bizim halk arasında kireçlenme bizim tıbbi olarak artroz dediğimiz hadise şurada mavi olarak bu bir diz eklemimiz, normal bir diz eklemimiz.
mavi olarak gösterilmiş kıkırdaklarımızın ilerleyici tarzında kaybından bahsediyoruz. Yani kireçlenme dediğimiz hadise basit bir, yalın bir dille anlatacak olursak kıkırdak dokularımızın ilerleyici tarzı kaybı. Evet. Bu önce burada normal bir diz maketini görüyoruz. Hı hı. Sağlıklı mavi olarak görünen bunlar yerler. Bunlar sağlıklı kıkırdak dokuları. Sağlıklı kıkırdak dokular. Hastalığın erken dönemlerinde şöyle kaldırayım ben. Sadece o belirli kırmızı bir nokta. Evet, kıkırdak hı hı. dokumuzun kaybı var. Evet. Şimdi kıkırdaklarımızın bir özelliği var. Mesela cildimiz kesilir, iyileşir, kemiğimiz kırılır, kaynar. Çünkü içinde kan damarı sistemimiz var. Kendi kendine onarma kabiliyeti yüksek. Ancak kıkırdak dokularımız içinde sadece dizde değil, bizim hareket ettiğimiz her organımız kıkırdak üzerinde, eklem organımız kıkırdaklar üzerinde hareket eder. Kıkırdakların içinde bir kan damar sistemimiz yok. Yani yenileyemiyor kendini. Aynen. Hmm. Yani kıkırdağın temel anlamda kendi kendini onarma kabiliyeti yok. Eğer herhangi bir sebepten kıkırdak dokularımızı, pek çok sebebi olabilir, kaybetmeye başladığımız zaman yerine vücut yeni sağlam kıkırdak yaratamıyor. İşte zaten halk arasında romatizma, kireçlenme, artroz denilen hastalığın özü bu. Evet. O kırmızılar da giderek artıyor. Evet. Diğer küçük evet. maketlerde görüyoruz. Evet. O da hastalığın yani kıkırdak dokularının daha çok kaybolduğunu gösteriyor. Kayboldukça ne oluyor? Kayboldukça ilk başta bulgumuz ağrı. Ağrı, yürüme güçlüğü. Daha sonra dizlerimizdeki hareket açıklığının giderek azaldığını, daha az oynatabildiğimizi, daha az mesafelerde kullanabildiğimizi görüyoruz. Burada maket üzerinde en son en ağır evet. yıpranmada artık kıkırdak dokularımızın tamamını kaybedip altındaki kemik dokuların artık osteofit dediğimiz dikensiz çıkıntılarla birbirine sürttüğünü ve yük taşıma özelliğinin kaybolduğunu ve bu hastalığın son safhası, terminal safhası dediğimiz aşamaya geldiğimizi gösteriyor. Ne kadar sürüyor Turgay Hocam? Yani başlangıçla o hani artık şu en sondaki kırmızıların bol olduğu yani kıkırdakların giderek kaybolduğu, neredeyse yok olduğu süre ne kadardır sizce bir Şimdi insanda? Şimdi bu kişiden kişiye değişir. Kişinin aktivitesine göre değişir. Tabii birazdan çok üstünde duracağımız bir konu var. Hastanın kilosuna göre de Şimdi yani hep böyle düşünüyorum. Burada kilo çok önemli olsa gerek diye. Yani çünkü dizler gerçekten öyle. Kiloyla direkt bağlantılı gerçekten değil mi? Gerçekten öyle. Hatta pek çok sebep sayacağız. Şundan olur, bundan olur, şöyle olur, böyle olur. Onların hepsini bir sepete koyalım. Evet. Kilo sorunu bambaşka bir sepete yani koyalım. Yani şu hani eski terazilerden birine koysak kilo daha belki ağır basar. 10 tane sebeple tek başına kilo ağır basar basacaktır. Diyorsunuz. Çünkü kilo sorunumuz. Yani toplumumuzda obezite de maalesef yaygın bir sorun. Evet. Bu hastalığın da ana unsurlarından biri. Bu hastalığın hem oluşmasında hem ameliyatlı veya ameliyatsız tedavi süresince ve hatta tedavinin sonrasında kilo bu tedavinin başarılmasında ana belirleyici faktör. Peki o zaman koruyucu önlemlerden biraz bahsedelim. Evet. Sevgili seyirciler birazdan protezi anlatacağız, ameliyatları anlatacağız. Bir de soracağız tabii hocamıza ameliyatsız da çözümü var mı diye. O da bir şöyle bir soru işareti olarak kalsın ama alabileceğimiz koruyucu önlemler kilo dediniz. Tamam kilo almayalım. Onun dışında. Şimdi bir kere hani diz kireçlenmesinin bir genetik yatkınlık özelliği var. Bu ispatlanan. Evet yani genetik yatkınlık bu hastalıkta söz konusu. Ancak çalışmalar göstermiştir ki tek yumurta ikizlerinde bile bir ikizimizde bu hastalık oluşurken diğer ikizde bu hastalık oluşmayabiliyor. Yani sonradan edinsel, çevresel faktörler bu hastalığın oluşmasında ana unsur. O zaman şöyle diyebiliriz. Yani diz kireçlenmesi bir kader değil. Yani kader değil. Bu önlenebilir bir hastalık. Ancak tabii bunun çok faktörü var. En önemli şey yaşam tarzı. Şimdi kıkırdaklarımız bizim bildiğimiz en sağlam dokulardan biri. Mükemmel yaratılmış bir doku. Yük taşıma özelliği, dayanıklığı inanılmaz düzeyde ama onun bile bir sınırı var. Eğer biz dizlerimizi ki kilo çok enteresandır. Vücudumuzda diz eklemi kilonun en fazla olumsuz etkilediği eklem. Evet. Mesela kalçamız, ayak bileğimiz de kilomuz artınca aynı yük altında. Yani ayak ağrısı da artar aynen. kilo artınca ama kilonun artışı diz eklemine zarar verdiği kadar hiçbir eklemimize zarar vermiyor. Zaten fizyolojik olarak da şöyle bir insan evet. vücudunu düşündüğünüzde orta bölge, işte evet. ayakları taşıyan Hı-hı. yani hakikaten hassas bir yer. Dizler evet. hassas noktalarımız bizim. Evet. Bu nedenle başta
kilo kontrolü. Evet. Yaşam tarzı, yani sanki dizlerimizin hiçbir şey olmayacakmış gibi genel tabirle hoyratça kullanılması. Mesela hocam, yıllar içinde tabii. İşte özellikle kadınlarımız çok hoyrat kullanıyor dizlerini. İşte yer silerken, evet, halı yıkarken sürekli dizlerinin üstündedir kadınlar. Evet. Ve bu anneden kıza da geçen bir gelenektir. Aman ha, iyi sil. Dizinden kuvvet al. Bir de öyle deriz biz. Bunlar işte, herhalde yanlış alışkanlıklar mı diz, evet, için? Bizim zaten herhalde değil, kesin öyle. Kesinlikle öyle. Bizim yaşam alışkanlıkları dediğimiz faktörlerin ana unsurlarından biri. Mesela bedeni olarak ağır çalışan insanlarda genetik yatkınlıkta söz konusuysa bu hastalığın görünme oranı çok daha yükseliyor. Fazla. Peki bir telefonumuz var. İmren Hanım telefon hattımızda. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Şebnem Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz İmren Hanım? Sizler de iyisiniz. Sizler böyle bize sağlıklı haberler verdikçe biz daha hoşumuza gidiyor. Teşekkür ederiz. Aslında en büyük amacımız hastalık olmadan, evet, sizleri gerçekten bilinçlendirmek. Nedir, evet, sizin şikayetiniz İmren Hanım? Benim dizlerimde ağrı vardı. Doktora gittim, kıkırdak zedelenmesi ve sıvı fazlalığı var dedi. Sıvı fazlalığı? Evet. Peki. Ben 79 kiloydum. Evet. Ondan 79 kilodan 1,5 kilo verdim. O bile benim dizlerimin ağrısını biraz azalttı. 1,5 kilo önemli bir fark yarattı. Evet, evet. Oturup kalkarken bayağı zorlanıyordum. Şimdi o kadar olmuyor. Yalnız sadece şunu, ben yürüyüşü çok seviyorum. Evet. Yürüme dizime zarar verir mi bu kıkırdakla sıvı fazlalığına? Ben bir de yaşınızı öğrenebilir miyim? 55 yaşındayım. 55. Evet. Sesiniz çok daha genç geliyor. Ay teşekkür ederim Sinem Hanım, çok mutluyum. Şimdi Turgay Hocam'ın sorusu var mı, tamam, size, bir bakalım. Tamam, çok teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi hocam, ne kadar zamandır bu ağrıyı... Günaydın efendim. Siz buyurun, ne kadar zamandır, ne kadar zamandır bu ağrıyı çekiyorsunuz? 2 aydır çekiyorum. 2 aydır, daha çok yeni. Yani 2 aydan, evet, önce böyle bir şikayetiniz yoktu. Evet, yoktu. Şimdi o zaman hani buna direkt kireçlenme şikayetiniz veya kıkırdaklarınızda çok belirgin, evet, bir kayıp olarak nitelendirmek belki biraz erken hocam olabilir. Hocam cevaba geçtiyseniz, evet, kapatalım telefonu, sorunuz da olmayacaksa rahat cevaplayalım. Hı-hı. Çok geçmiş olsun çok diyoruz. Teşekkür ben ederim. Sizi çok iyi anlıyorum. Ben de yürüyüşü çok severim. Bakalım, evet, ne cevap verecek bu konuda Turgay Hocam. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür tekrar ederim ben de. Geçmiş olsun. Senin sayende çok şeyler öğreniyorum. Sağ olun. Dikiş dikmeyi bile öğrendim. Oh, ne mutlu bize. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ teşekkür olun. Ederim. Moral verdiniz. İyi günler. Haftanın ilk gününde. Teşekkür ederiz. İyi günler. Buyurun hocam. Şimdi yanıtlayalım. İki aydır bilinçli bir hasta. 2 ay hemen gitmiş, müracaat, evet, etmiş doktora. Şimdi şöyle, kendisi de zaten çok net söylüyor. Yani 1,5 kilo verdiğimde bile ben rahatladım diyor. Hı-hı. Yani kilo biraz ne daha önce yani ne kadar mi olduğunu birkaç, evet, defa vurguladık. Kendisi de zaten bunu fark ediyor. Şimdi bir şey söylemiştim biraz önce. Ne yapıyorsak ağrı oluşturmadan yaptığımız her şey mümkün. Diz kireçlenmesi hastalığında. Biz yürümeyi zaten öneriyoruz. Ancak yürüme doğru bir havada, doğru bir ayakkabıyla, yokuş yukarı veya yokuş aşağı olmayacak ve sert düz bir zeminde yapılacak yürüyüşleri kastediyoruz. Sert düz bir zemin. Şimdi bir sürü yerde böyle parkurlar var, evet, hocam. Hafif yumuşak, çok da kullanışlı o parkurlar mahallelerimizde, sokak aralarında. Yürüyüş, onlar tabii yani yürüyüş için doğru zemin daha çok eğimle alakalı ve düz bir zemin. Düz bir zemin olacak. Yokuş yukarıda çıkmayacağız, evet, aşağıda inmeyeceğiz. Peki. Doğru yürüyüş, yani doğru yürüyüşün en önemli birisi bir ağrı. Eğer ağrı oluşturmadan belirli bir tempoda dizlerimizi çalıştırmamız bu hastalığın ilerlemesini, ağrıların ortaya çıkmasını engellemekte çok etkili. Şimdi İmran Hanım'ın bir şey dikkatimi çekti. Sıvı fazlalığı var dedi. Kıkırdak zedelenmesi dedi. Çok doğru. Şimdi oysa bizim bildiğimiz, evet, genel bilgi olarak sıvı azaldığı için kıkırdaklar birbirine sürter diye bu halk arasında söylenen, evet, bir şey. Bu, yanlış biliyoruz çok, belki de. Çok doğru bir görüş değil. Yanlış kendisinin biliyoruz, ifadesi tabii. Doğru bir ifade. Evet. Çünkü hepimizin dizinde, daha doğrusu bütün eklemlerimizde yağlayıcı bir miktar sıvımız var. Buna sinovial sıvı ismini veririz. Yağlayıcı. Yağlayıcı. Hareketi kolaylaştırıcı, evet, bir sıvı. Yağlı bir sıvı mı o? Nispeten öyle. Evet. Bu belirli bir miktarda hepimizin eklemlerinde, özellikle büyük eklemlerimizden biri olan diz eklemlerinin içinde var. Şimdi vücudumuz mükemmel bir makine. Hı-hı. Yani gerçekten yani, evet, mükemmel bir makine. Dizlerimizde herhangi bir mekanik arızayı algıladığı zaman, bu en önemli belirsiz şeyi, diz kireçlenmesi yani kıkırdak kaybı. Böyle bir arızayı algıladığı zaman sıvıyı azaltmak yerine içeriye sıvıyı biraz daha fazla salgılıyoruz.
bir kayganlaştırıcı özelliğini bir miktar daha arttırmak için. Onun için halk arasında dizlerde sıvı azalmış. İşte dışarıdan sıvı enjekte edildi. Evet. Bu tabii çok doğru bir bilgi değil. Tam tersine dizlerimizde biz kireçlenmenin özellikle orta ve ileri dönemlerinde sıvı azalmasından daha çok sıvı artışını görürüz. Ha. Bu da zaten bizim muayene bulgularımızdan biridir. Kıkırdak zedelendiği için mi sıvı fazla evet, oluyor? Evet, vücut içeriye biraz daha fazla sıvı veriyor. Hmm. Ben basit bir yalın dille anlatmaya çalışayım. Tabii bunun tıbbi ayrıntısı çok fazla. Şöyle düşünebiliriz. Hani bir otomobilin motorlarında aşınma olduğu zaman dışarıdan evet. katkı konulur. Evet. Hani motor bir parça daha kendini çalıştırabilsin diye. Aynı mantıktan dizlerimizde mekanik bir arıza yani kıkırdakta bir sürtünme kapasitesinde azalma, bir aşınma söz konusu olduğunda sıvıyı azaltmak yerine vücudumuz sıvıyı arttırır. Böylece semptomların biraz daha hafiflemesini, hareketlerin biraz daha kolaylaştırılmasını sağlamak peki, amacıyla. Peki aslında İmran Hanım'ın sorusu henüz bitmedi biliyorum. Ne yapmalı? Daha başlangıcında iki aydır teşhisi konmuş. Bunları konuşacağız. İmran Hanım da programımızı sürekli izlemeye devam edin. Konuşacağız çünkü Facebook'tan bir sorumuz daha var. Onu alalım bakalım ne sormuş bu kez. İzleyicimiz Nurcan Kalkan'ın sorusu. Günaydın. Şimdiden teşekkürler sizlere güzel yayınınız için. Bende var kireçlenme. Doktorum düşük bir cümleyle başladık olsun. Doktorum iğne tavsiye etti ama vurdurmadım. Korktuğum için. Bir de vitamin alıyorum. Keşke vitaminin içeriğini yazsaymış. Tablet olarak bu vitamini kaç ay almam lazım? Teşekkürler. Belli ki doktor tavsiye etmiş. O nedenle bilmiyor daha ne kadar süreceğini. Bir iğne tavsiye edilmiş. Kireçlenme teşhisi konmuş. Korktum, vurdurmadım diyor Nurcan Kalkan. Şimdi tabii hastanın genel durumunu ben bilmediğim için, şu andaki kondisyonunu bilmediğim için yani net bir şey ifade kullanmak çok doğru olmaz. Ancak hastalığın, bu kireçlenme hastalığın erken dönemlerinde diz içine viskosüplementasyon dediğimiz özel sıvıların enjeksiyonu yıpranmış ama canlılığını henüz tam kaybetmemiş kıkırdak dokularının canlılığını bir miktar daha korumak amacıyla uygulanır. Yani diz içi iğne tedavisi dediğimiz yöntem etkili bir tedavi yöntemidir hastalığın erken dönemlerinde. Evet. Hastalığı tedavi etmez. Yani yıpranmış kıkırdağı yeniden oluşması gibi bir şeyimiz yoktur. Neye yarayacak durumumuz. O zaman sadece iğne? Hastalığın ilerlemesini biraz yavaşlatır ve ortaya çıkan ağrıların semptomatik olarak biraz daha az hissedilmesini sağlar. Ne var iğnenin içeriğinde? Hyaluronik asit dediğimiz özel meşhur... bir bileşik. Evet. Evet, horoz ibiği diye şeyde bilinir. Horoz ibiğinden elde edilen evet. çeşitli sentetik elde edilme yöntemlerinde de olan. Dizimizin içinde hala hazırda var olan bir bileşiktir bu. Ama kireçlenme hastalığında bu bileşik nispeten azalır. Biz bunu yerine dışarıdan bir enjeksiyon yöntemiyle uyguladığımızda hani yıpranmış ama henüz canlılığını tam kaybetmemiş dediğim gibi hastalığın erken dönemlerinde bu kıkırdakları korumaya faydalıdır. Kendisinin bu durumda çekinecek bir yani bir durumu, yan etkisi çünkü öyle bir söylenti oluyor yoktur. Halk arasında işte o iğne vurulduğu zaman daha da kasılacak kalacak dizin hayır, ihtiyaç hayır. yok yani gerek doğru, yok. Doğru bir yöntemle uygulanırsa tabii ki diz içi eklem içi bir enjeksiyonun her zaman korkulan tarafı ağrısı mı? Hayır enfeksiyon giriş noktası oluşabilir. Onun için bir tıbbi merkezde ve bu işte tecrübeli bir hekim tarafından yani mutlak yapılması gerekiyor. Hekim tarafından yapılması gerekiyor. Ciddiye alınması gereken bir şey ama doğru yapıldığında hastalığın erken dönemlerinde hastaların semptomunu geçirmekte çok etkilidir. Peki bir de vitaminden bahsetmiş. Ne vitaminidir hocam? Şimdi genelde biz yazmamış. Evet vitamin sanıyorum orada bir yanlış anlaşılma var. Bizim glikozamin preparatları dediğimiz ağızdan tablet şekilde alınan ilaç olmayıp gıda takviyesi olarak bizim kullandığımız yine hastalığın erken dönemlerinde tam kireçlenmenin oturmadığı yani tam kat kıkırdak dokunun kaybolmadığı durumlarda yine hastalığın semptomlarını, ağrısını, hareket kabiliyetini bir miktar ağrısını azaltıp hareket kabiliyetini bir miktar azaltmak amacıyla kullandığımız gıda takviyesi şeklinde bazı preparatlarımız var. Bu herhalde vitamin olarak algılandı. Ne kadar süreyle verirsiniz? Biz bunu ortalama 6 ay süreyle veriyoruz. 6 ay ile 1 sene arasında veriyoruz. Ancak dediğim gibi bu hastalığın erken dönemlerinde hareketi çok fazla kısıtlanmamış, özellikle gece uyandıran ağrıları olmayan ve standart günlük yaşamını çok fazla kaybetmemiş
hastalığı çok ilerlememiş hastalarda söz konusudur. Yoksa yani bu tür gıda takviyeleri olsun, işte diz içi enjeksiyonlar olsun, hastalığın orta ve ileri dönemlerinde pek fazla fayda görmediğimiz başlangıç döneminde faydası olan yöntemler. Sevgili seyirciler, programımız devam edecek. Bugün diz ağrılarını konuşuyoruz. Diz protezleri en çok gelen sorular arasındaydı. Birazdan diz protezi taktırmış bir de hastamız burada yerini alacak. Yayınımız devam ediyor. Dizlerimiz günlük yaşam aktivitemiz içinde en fazla zorladığımız, en fazla yük altında bıraktığımız eklemlerden biridir. Bu nedenle çeşitli tipleri olan diz protezleri doğru hastaya, doğru zamanda ve doğru şekilde uygulandığında diz protezi nedir? Diz protezi hangi durumlarda ve nasıl takılır? Diz protezi takıldıktan sonra hasta ne gibi sıkıntılar yaşayabilir? Diz protezinin ömrü ne kadardır? Diz protezi takıldıktan sonra hasta nelere dikkat etmeli? Hepsi ve daha fazlası Doçent Doktor Turgay Çavuşoğlu'yla şimdi Sağlık Sıhhat'te. Seyircilerimiz Sağlık Sıhhat'te diz eklemlerini konuştuğumuz, diz ağrılarını konuştuğumuz günde bir konuğumuzu ben de ayağa kalkarak karşılamak istiyorum. Yeni ameliyat oldu. Buyurun Kadriye Gürel Hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle sağlıklı yürüyebilmek nasıl bir duygu? Sevinç içinde sevinç var. Ay, değil mi? Çünkü evet. Yürüyemiyordunuz bir süre öncesine kadar. Nasıl bir hayatınız vardı ameliyattan önce Kadriye Hanım? Yavrum, devamlı oturuyordum. Evet. Camın önünde. Karşımda hastane var. Oraya gelen hastaları sayıyordum. Kimisinin bacağı eğri diyordum. Kimisi ben gibi bunlar. Hep böyle onlarla uğraşıyordum. Kendimden vazgeçtim. Kendimden bıktım. O şekilde 19 senedir çektim. 19 sene mi? Evet. Ne kadar uzun sürdü? İlk önce olacaktım. Ha. Sonra korktum. Daha gençtim o zamanlar. Fizik doktorum dedi ki biraz daha dayanın dedi. Evet. Biraz daha. Ben dayana dayana 19 sene bugüne geldim. Doktorumdan Allah bin kere razı olsun. Ona minnettarım. Beni hayata kavuşturdu. Bacaklarımı düzeltti. İki dizinize de protez takıldı mı şimdi? Peki nasıl başladı ilk şikayetleriniz? Yani 19 sene önceye şöyle biraz geri dönecek olsak neydi ilk şikayetleriniz? Yavrum, ben sonradan memuriyete girdim. Evet. İlk önce ev hanımlığı vardı. Biliyorsunuz halılar silinir, tahtalar olur zaten. Dizlerimizin üstüne. Ya. Ondan sonra memuriyete başladım. Bu sefer dairede oturmak. Bu sefer de çok oturdunuz. Hareketsizlik var tabii. Ha, bir dengesizlik oldu sizin tabii, hayatınızda. Tabii. Ondan sonra hastalıklar başladı. Şekerim arttı, tansiyonum çıktı, bir şeyler ama bu hepsinden kötüydü. Peki ilk size geldiğinde ne zaman müracaat etmişti? Yaklaşık 6 ay önce. 6 ay önce ne durumdaydı dizleri? Şimdi dizleri bu maket üzerinde gösterdiğimiz son evre dediğimiz. En kırmızı. Evet. Tüm kıkırdak dokularının kaybolduğu ve dizde eğilme. Yani bir insana önden baktığınız zaman dizlerimiz düz olarak yerleşir. Ama bu hastalığın ilerleyen son döneminde dizlerimizi böyle düz olarak değil eğrilmiş. Şöyle O-bind dediğimiz eğrilmiş olarak görmeye başlarız. Bu işte kemiklerin de artık kıkırdakların bitip kemiklerin de tahrip olduğunu, bu hastalığın son terminal dönemine geldiğini gösterir bir bulgudur. Tabii böyle olduğumuz zaman yürüme kabiliyetimizi büyük oranda kaybediyoruz. Yani. Ve sadece yol yürüdüğümüzde veya herhangi bir şeyle uğraştığımızda değil, istirahat anında bile ağrılarımız geçmiyor. Hmm. Ve bizim ameliyat için artık ameliyatı yapmamız gereken dediğimiz çok önemli bir kriterimiz var. Bu da gece uyandıran ağrı. Bunu ben bir Kadriye Hanım'a sormak istiyorum. Hani her şeyi çeken bilir hocam. Evet. Kadriye Hanım, şöyle bir kafanızı salladınız. İstirahat halindeki ağrılar deyince nasıl bir ağrıydı bu? Yavrum, iki dizimin arasına gece yastık koyuyordum ağrılardan.
Onlar ilk önce serin tabii, soğuk oluyor. Sonra ısınınca çeviriyordum, tersini koyuyordum. Soğuk hoşunuza gidiyor yani o esnada. Hiçbir şey anlayamıyordum ki sıcak mı soğuk mu. O kadar çok ağrılarım vardı ki böyle. Anlatamam. Ve ilaçlar kesmiyordu ağrıları. İğneler vuruldu, fizik tedavileri oldum sık sık. Hiçbir şey fayda etmedi. O iğneler dediğiniz az önce izleyicimizin de sorduğu hastalığın semptomlarını azaltacak, durduracak belki o an için ama sonrasında tekrar devam ediyor. Yani geçici bir iyileşme öyle mi? Amerika'da akrabalar, ahbaplar vardı. Oradan ilaçlar geldi. Onları içiyorum. Mesela siz de ondan içiyorsunuz. Bana iyi geldi. Bana iyi gelmiyor. Gelmiyor diyorum. Doktorunuza sorup mu içtiniz o ilaçları? Evet. Ha, soruyordu. Öyle İzin sorarak içmenize. Yani içmediğim, iğneyle vurulmadık bir şey kalmadı. Son çare ameliyat dediniz. Evet. Şimdi öncelikle protez. Ameliyat dediğimiz protez zaten. İsterseniz şöyle başlayalım hocam. Hangi durumda diz protezi takmaya karar veriyorsunuz? Şimdi dizi oluşturan kıkırdaklarımızın ciddi oranda kaybı, yani hastalığın orta ileri ve en ileri devresinde hastaların semptomuna göre karar veriyoruz. Tabii elimizde çok değerli görüntüleme yöntemleri var. Röntgen bulgularından tomografi veya MR bulgularına kadar. Ancak biz ameliyat zamanında genelde hastalarımızın biraz önce Kadriye Hanım'da da dinlediğimiz semptomlarına göre karar veriyoruz. Çünkü bu ameliyat doğru zamanda, doğru bir şekilde yapıldığında gerçekten çok yüz güldürücü bir tekniktir. Yalnız bunun için bu kadar beklemek mi gerekiyor? Hayır. Yoksa biraz fazladan mı beklemiş Kadriye Hanım? Gerçekten çok iyi sabretmiş. Evet. Çünkü birazdan ben size bir protez çeşitlerini de maket üzerinde buyurun, göstermeye çalışacağım. Hocam. Şimdi Kadriye Hanım'a uyguladığımız total diz protezi dediğimiz ameliyat tarzımız bu. Bu dizimizin alt tarafı, bu dizimizin üst tarafı. Tamamen tahrip olmuş diz eklemlerimizi yeni bir protezle tekrar çalışır hale getirdiğimiz ve tam protez, total protez dediğimiz cerrahi bu. Bu bütün dizi değiştirdiğimiz bir cerrahi. Ancak Kadriye Hanım gibi uzun süre beklemeyip de bize hekimlere daha erken dönemde gelmiş. Şu maket üzerinde hastalığın erken dönemlerinden gösterdiğim gibi sadece bir noktada. Kırmızı, genelde de yani vücut ağırlık kıkırdakta. Vücut ağırlık merkezimiz ortada olduğu için genelde aşınmalarımız, dizdeki aşınmalarımız dizlerin iç kısımlarında meydana gelir. O zaman da kısmi protez, parsiyel protez dediğimiz şu ikisini yan yana göstereyim ben. Çok fark var arada. Evet. Daha hasta için daha kullanışlı, daha kolay uygulanabilen ve özel bir fizik tedavi sürecini gerektirmeyen ameliyat sonrası bizim kısmi protez, parsiyel protez dediğimiz bir... Şu anda elinizde tuttuğunuz kısmi protez. Burası dizin iç kısmını değiştirdiğimiz, diğer kısımlarına hiç dokunmadığımız ve işlevi dizin normal işlevine hızla döndürdüğümüz bir yöntemimiz var. Ama bu küçük cerrahi yani küçük protezi her hastamıza uygulayamıyoruz. Neden? Çünkü ilerleme yani hastalık ilerleyici karakterde tüm dizin bütün kompartmanlarını bozduğu zaman o zaman ancak total protez dediğimiz protezlerle müdahale edebiliyoruz. Yani sizin tercihiniz de odur ki küçük protezle hastayı iyileştirin, kaliteli yaşama döndürün ama çok ilerlediğinde Kadriye Hanım'da olduğu gibi küçük protezler kurtarmıyor uygulanamıyor. Diyorsunuz. Evet o zaman total proteze geçiyoruz. Belli bir yaştan sonra genelde size müracaat ediyor hastalar. Orada bir limitiniz var mı? Kaç yaşından itibaren ameliyat edebiliyorsunuz? Hangi şikayetlerinin olmaması gerekiyor hastaların? Ne tip durumlarda ameliyat yapamıyorsunuz? Şimdi şöyle, prensip olarak dediğimiz gibi bu hastalık orta ileri yaş hastalık grubunu, yaş grubunu ilgilendiriyor. Bizim protezlerimiz artık çok ileri teknoloji ürünü protezler ve dayanıklığı, sağ kalımı artık 20 yıl ve ötesine uzamış protez. 20 yıl kalıyor yani. Dayanımı doğru şekilde uygulandığında tabii. Protezler söz konusu. Ancak tabii bunu dizlerinde erken kireçlenmesi olan her insana çok erken yaşlarda uygulamayı da prensip olarak biz önermiyoruz. İlir Gül rica edeceğim. Telefon attığımızda Fatma Hanım bekliyor. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Sizi dinliyoruz. Ben hocama sorum. Benim 5 senedir dizlerim ağrıyor. Evet. Ameliyat dediler. Geçen sene gün verdiler Kasım ayına. Fakat kızımın rahatsızlığından dolayı
Olamadınız. Hemen hemen bir sene ona baktım devamlı. Torunumla. Evet. Ama dizlerim çok kötüleşti. Şimdi ayak tabanıma vuruyor. Obezitimle. Obezit. 110 kilo ile 113 kilo arasındayım. Evet. Ama artık pembeyen gibi yürüyorum. Biraz önceki Kadriye teyze gibi aynı hareketleri yapıyorum ama artık çok kötüyüm. He. Yani ameliyat olursa protez çekmez diyorlar. İkinci ameliyat olduğunda çok kötü sonuçlar duyarsın diyorlar. Yani kemikleri kırıyorlarmış çıkarırken falan o protezi. Şimdi de korkuyorum yani olmam da gerekiyor, duramıyorum artık. He. Öbür dizimde de başladı. Ne yapmam lazım? Bir hatta kalın. Fatma Hanım, sorunuz var mı Fatma Hanım'a hocam? Şimdi her yani dizi... ameliyat olayım mı? Sizin hemen. Sorunuzu anladım. Bir saniye bekleyin. Sizin sorunuz olacak mı? Olmayacaksa kapatacağım şimdi telefonu. Benim genel olarak aldığım doneler yeterli. Tamam, peki. Teşekkür ediyoruz Fatma Hanım. Şimdi teker teker sorularınıza cevap verecek hocamız. Sağ olun. Sağ çok olun. Geçmiş olsun. Size de ayrıca geçmiş olsun. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi Fatma Hanım'ın şikayetleri tipik ilerlemiş diz kireçlenmesi şikayetleri. Evet. Anlayabildiğim kadarıyla gece uyandıran ağrıları, yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren bir kondisyonu var. Ve 5 yıldır da çekiyor. Evet, ameliyat olması da gerekmiş. Şimdi biraz önce açıkladığım gibi hani hastalığın ilerleyici devresinde hem protezin çeşidi değişiyor hem de hastanın bundan faydalanımı daha az hale geliyor. Onun için bu hastalıkta zaman aslında bizim lehimize işlemiyor. Tabii tabii. Ama biraz önce sorduğunuz ayrıntı da çok önemli. Yani hastamızın yaşı da 55 yaşında bu tür bir cerrahi için uygun. Daha erken yaşlarda, biraz önce yarım kaldı. 40'lı yaşlarda, 40-45 arası, 45-50 arası yaşlarda biz mümkünse hasta şeyi, cerrahiyi bir miktar daha yaş olarak ötelemeyi seviyoruz. Öteliyorsunuz. Evet. Ama burada Fatma Hanım'ın asıl şeyi, kafasındaki büyük soru işareti obezite hastalığı var. Dolayısıyla 110 ile 113 arasında gidip evet. geliyor. Şimdi çevresindekiler ona diyorlarmış ki sana protez takılır ama sonra sen onu kırarsın. O kadar kilolusun ki. Sonra ikinci ameliyat, yani onun çıkarılması bilmem nesi daha da zor olur. Şimdi buradaki birinci soru, kaç kilodan itibaren protez takıyorsun? İkinci soru, nasıl kullanacak ki bir zarar gelmesin o proteze? Şimdi şöyle, müsaadenizle ben bu konuyu bir netleştirmek istiyorum. Buyurun. Şimdi bu hastalığın bir kısır döngüsü var, diz kireçlenmesinin. Dizlerimiz ağrımaya başladığında işte 50 yaş üstü, orta yaş üstünde hareket kabiliyetimizi kaybediyoruz. Hareket, yani yürüyüşümüzü kaybediyoruz. Yürüyüşümüzü, hareketimizi kaybedince kilo almaya başlıyoruz. Kilo aldıkça dizlere baskı artıyor, ağrımız artıyor. Ağrı arttıkça evet. yürüyüş tekrar bozuyor. Bu bir kısır döngüye evet. giriyor. Bu kısır döngünün içinde artık kilo artışı, senede 4 ila 6 kilo artışı bizim rutin olarak gördüğümüz bir durum. Ve bu hastalığın dramatik şekilde ilerlemesini, ağrılarının ve yaşam koşullarının çok bozulmasını sağlıyor. İşte bizim diz protezinde müdahale ettiğimiz bu kısır döngüdür. Hastalarımızı mümkün olabildiğince erken bir sürede bu kısır döngüden çıkarıp tekrar hareketlenmesini sağlamak, tekrar ev dışı yaşantısına kavuşturmak, evet. normal yürüyüşüne kavuşturmak ve bu kilo alınımını herhalde bir bu programda 15 kere kilodan bahsetmişizdir evet, belki evet. daha fazla. Bu kısır döngüden çıkarıp bu kilo fazlalığını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Onun için kendisine çevresinde duyduğu bu bilgiler çok sağlıklı değil. Hı hı. Neden? Dizlerindeki bu hareket kaybı devam ettikçe kilo almaya devam edecek. Kilo almaya devam ettikçe dizlerindeki aşırı yüklenme nedeniyle tahribat daha da ilerleyecek ve bu kısır döngüden çıkamayacak. Onun için hekiminin önerdiği şey gerçekten çok zaten, önemli. Hocam yani hekim onu önermezdi. Ben evet. 110 kiloya takmam derdi o evet. zaman değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Bizim dediğim gibi bu protezlerimiz çok ileri teknoloji ürünü. Hı hı. Yani neredeyse yüzlerce kilo basınca dayanabilecek özellikte ve uzun yıllar dayanabilecek özellikte. Ve bu hastalarımızın çoğu zaten kilo fazlası olan insanlar. Doğru. Biz de ona hani göre morbid obez diyorsunuz. Yani böyle hani terminal obezite hepimizin evet. hiç görmek istemediği, hiç yerinden kalkamayan, evet, hiç yerinden kalkamayan hastalarımızın evet. haricinde biz kilo fazlalığı bu ameliyata engel bir durum değil. Tam tersine bu kilo fazlalığından kurtulması için evet. kişinin hareketlenmesini sağlamak için bir an lazım. Önce yaptırması gerekiyor. Peki, Facebook'tan bir sorumuz var. Hemen alalım. Bakalım bu kez sorumuz.
nasıl bir konuyla ilgili iyi yayınlar dilemiş Aşır Harman. Ben İzmir'den Aşır, annemin diz kapaklarında çok şiddetli ağrılar, iş yaparken, yürürken ağrıları çok fazla. Yürüyemiyor ama egzersiz yaptı mı ağrıları diniyor. Bu da ilginç bir bulgu. Ve hastanede kapaklarında ezilme olduğunu söylediler. Bu ağrılarının dinmesi için neler yapılabilir, nelere dikkat etmesi gerekir? Bunun için bilginize başvurduk. Saygılar, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. İlginç bir soru, evet. Yumağı diyeceğim. Çünkü diğer hastaların tam tersine egzersiz yaptıkça ağrıları gidiyor. Nasıl bir durum sizce bu? Şimdi şu iki kavramı ayıralım ama. Ayıralım şimdi hocam. Egzersiz bu hastalığın tedavisinde zaten var olan bir, evet, şey. Ancak bizim kastettiğimiz dizi zorlamak, yani herhangi bir aktiviteyle ağrıdan, ağrıyı oluşturan dizi zorlayıcı hareketlerden kaçınmak. Ancak dizi zorlamadan yapacağımız egzersizler, evet, bu hastalığın belki de ameliyatsız en başarılı olan tedavi yöntemlerinden biri. Yani dizimizi ağrıtmayacak şekilde bir fizyoterapistin bize önereceği şekilde düzenli egzersiz yapmak bu hastalığın ameliyatsız tedavilerin içinde ana unsurlardan biri zaten. Evet. Yapılabiliyorsa keşke, evet, diyorsunuz. Evet, yani bu her zaman yapılabilir. Hani ince nokta tekrar olacak ama yaptığımız egzersizde de hep ağrıyı gözeteceğiz. Hı hı. Yani egzersizi doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum demenin yolu, dizinizde ağrı oluşturmayan her egzersiz, kas güçlendirici egzersizlerimiz bu hastalığın iyileşmesi değil miyim ama semptomlarının azalmasında, ağrılarının azalmasında çok önemli faktör. Hı hı. Ama tersi de doğru. Hastanede bir teşhis daha koymuşlardı. Diz kapağının arkasındaki şu, evet, maketten göstereyim. Gösterelim hocam. Şimdi şöyle, dizlerimizde sadece yük taşıma alanımız, yani şu kıkırdaklarımız yok. Diz kapağımızın arkasında da kıkırdaklarımız var. Eğer dizlerimizi aşırı bükerek yük altında çalışma, böyle bir alışkanlık, mesela yer sofrasında oturma, alaturka tuvalet kullanım, hı-hı, alışkanlığı, işte kanepede otururken dizlerimizi, bacaklarımızı altımıza alıp öyle oturma, evet, dizimizi yani yük altında bükerek böyle bir yaşam tarzımız, böyle bir yaşam alışkanlığımız varsa ilk aşındıracağımız yer biraz önce gösterdiğim, evet, diz kapağının arkasındaki kıkırdak. Yani bu da kireçlenme hastalığıdır. Ama dizin farklı bölgelerini ilgilendiren hastalıklardan, evet, biridir. Burada ne biz, tavsiye ediyorsunuz burada? Kendisinin de fark ettiği gibi mutlaka kendisine önerilmiştir zaten. Evet. Bilinçli yapılacak egzersizler bunda çok faydalıdır. Ancak kireçlenmenin, yani kıkırdak dokunun ne kadarının kaybolduğunu anlamak için mutlaka bir ortopedi uzmanına başvurmasını öneririm. Peki, şimdi Kadriye Hanım böyle tatlı tatlı oturuyor burada. Çok mutlu gördüm sizi her şeyden önce, çünkü yürüyebiliyorum diyorsunuz. Evet, evet. İlk ameliyatınızı Ekim 2013'te oldunuz. Evet. İlk hangi dizinize yapıldı? Sağ dizimden oldu. Nasıl geçti ameliyat? Bir de diyabet hastasınız, farklı hastalıklarım da var dediniz. Evet. Onlar üzdü mü sizi, yordu mu o hastalıklarınızın olması? Nasıl bir ameliyat süreci yaşadınız? Zaten ayıldığımda hiçbir şey bilmiyordum. Hatırlamıyorsunuz hiçbir şey. O gecem çok kötü geçti. Ertesi gece, gün daha iyi oldum. Hatta kızım korkmuş eve geldiğinde, oğlum baktı bana, gece yanımda kaldı. Evet. Bir şey olacağım diye. Sabahleyin geldi, gözlerinin içi gülüyor. Anne diyor, çok iyisin diyor. Dedim, evet, iyiyim. Yani iki gün sonra ben kendimi buldum, evet, toparladım, evet, diyorsunuz. Bir aylıkken bir kat yukarı çıktım. Bir aylıkken, bir aylıkken merdiven komşuma çıktınız. Çıktım. Aa, çok ondan güzel. Sonra dört kata çıkmaya başladı. Tabii biz önermiyoruz. Önermiyor musunuz? Merdiven hocam, inip çıkmak. Vermiyor onu. Yani merdiven inip çıkmak. Sadece komşunuz size gelseydi Kadriye Hanım. O da benden yaşlı çok. Yürüyemiyor o da dizlerinden. Onun için çıktım diyorsunuz. Şey yapıyor. Sonra gençliğimde çok yürürdüm yavrum. Ve yavaş da yürümezdim. Hızlı hızlı, sanki birisi yetişecek peşimden gibi. Evet. Tabii ağır taşıdık. Bir ev hali, çocuklar var. Hor kullandım dizlerimi diyorsunuz. Hor kullandım, benim, evet. Benim merak ettiğim ameliyat süreciydi. Kaç gün sonra ilk adımınızı attınız? Hemen yürüdünüz mü? Hemen yürüdüm. Hemen? Ertesi gün kaldırdılar mı sizi? Hatta asistanlar, çocukları, evet, geldi. Ha. Hadi teyzeciğim,
Yürüyeceğiz. Ama ben korkuyorum dedim, yürüyemem. Yok dedi, yürüyeceğiz dedi. Allah Allah. Koluma girdiler, biraz yürüttüler. Ondan sonra geldim yerime, tekrar döndüm. Bu kadar yeter bugün, yarın gene yürürüm ben dedi. Bu çok ilginç sevgili seyirciler. Ertesi gün yürütmüşler. Şimdi telefon hattımızda bir izleyicimiz daha var. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza Çiğdem Hanım. Buyurun. Günaydın Şebnem Hanım. Nasılsınız? Günaydın. İyiyiz. Çok teşekkürler. Valla Kadriye Hanım o kadar tatlı tatlı anlatıyor ki dağıldık gittik. Telefonlarla şöyle bir kendimize geliyoruz. Buyurun. Hoş geldiniz siz de aramıza. Teşekkür Buyurun. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Şimdi benim bir sorum olacaktı tabii, doktor beye. Tabii. Ben bir yatarak bir hamilelik geçirdim. Yatarak olduğu için biraz kilolara aldım. 9 ay boyunca mı yattınız Çiğdem Hanım? 9 ayın neredeyse 7 ayını yatmak zorunda 7 kaldım. 7 ayını. Peki. Bir problemli bir gebelikti. Evet. Onlar kilo almalara başladım. Doğumdan sonra da bir süt sorunum oldu. Doktor yemenelik içmene dikkat et dedi. Biraz da galiba kendim de abarttım. Kilolar, o da işinize geldi tabii. Kilolar gideceğine aynen duruyor yerinde. Evet. Ama şu son 1-2 aydır bilmiyorum doktor benim dediği gibi kilodan mı özellikle sağ dizim o kadar ağrıyor ki özellikle nasıl diyeyim size, eğilirken, çömelirken, ayağa kalkarken katır katır sesler geliyor artık. Eyvah eyvah. Gittiniz mi yani, doktora? Doktora henüz gidemedim. Bebek zaten 4,5 aydır. Biz de doktoru ayağınıza getirdik. Katır katır sesler ne? Gerçekten hani kilodan mı kaynaklandı bu? Başka bir şey vardı. Tekinledim onu pek anlamış değilim ama. Yaşınızı alalım Çiğdem Hanım. Yaşım 34. Daha çok gençsiniz bunun için. Of. Bilemiyorum. Bir hatta kalır mısınız lütfen? Sorunuz var mı Turgay hocam? Valla sorun, benim sorum yok. Zaten kendisinin içlerinde hani kendisinin doktoru olmuş. Teşhisi de koymuş. Tedavisi de çok belli. Çok tatlı anlatıyorsunuz. Teşekkür edelim biz size. Tedaviniz de belliymiş. Bakalım neymiş tedaviniz. Teşekkür ederiz. Hoşunuza gitmeyebilir şimdiden söylüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun yine de. Sağ olun. Buyurun. Şimdi tabii hamilelik sonrasındaki ani hormonal değişiklikler kıkırdak dokularımızın biraz daha hassas olmasını sağlıyor. Evet. Yani, ama bu geçici bir dönem. Yani vücut tekrar hormonal dengesini sağladığında kıkırdak dokuları eski dayanıklılığına, eski sağlamlığına kavuşacak. Daha çok yeni doğum yapmış çünkü. Evet. Ancak zaten hani hastamızın, seyircimizin sorusunun içinde cevap da saklı zaten. Yani teşhisini de biliyor. Evet. Yapacağı şeyi de biliyor. Neymiş o hocam, bir de sizden duysun belki. Vallahi işte hastalarımızla bizim hani konuşurken benim çok rahat söyleyip de karşımdaki insanın bunu böyle hoşlukla karşılamadığı şey bu zaten. Yani mutlaka bu gebelikte çok fazla aldığı kilolardan bir an önce kurtulmasını öneriyorum. Evet. Çünkü daha çok söylemiştik. Genç. Hani vücudunda bir dili var. Biz nasıl aramızda Türkçe konuşuyoruz? Vücut da bizimle ağrı diliyle konuşur her zaman. Dizlerinde o hissettiği sürtünme sesleri, ağrılar. Sürtünüyor mu birbirine? Evet. Aslında o tam bir sürtünme sesi değil. Kasların aşırı gerginliğine bağlı kas katmanlarının birbirinin üzerinde henüz gerçek bir kireçlenme için gerekli bir süre geçmemiş. Evet. Ancak bu ağrı dili şu anda yaptığı, gittiği yolun yol olmadığı. Doğru ileride, yolda değilsin diyor, evet, sinyal veriyor. Gelecekte mutlaka bir diz problemi yaşayacağını kendi usulünce anlatıyor kendisine. Ama iyi de tarafı şu, hamilelikte alınan hızlı kilolar çok büyük bir çaba gerektirmeden normal bir disiplinle hızla da geri verilebilir. Yani verebileceği 3-5 kiloluk bir kilo bile dizlerinize herhangi bir müdahale olmadan çok büyük oranda rahatlama sağlayacaktır. Yani potansiyel sizin hastanız olmasın. İnşallah bunları olmasın. Bunları yapsın inşallah. Çünkü olmasın. Çünkü şey diyoruz yani bu dizlerdeki kireçlenme kader değil. Bunları evet. Biz kendimiz yıllar içinde alışkanlıklarımız nedeniyle yapıyoruz. Evet. Ve artık tabii çok modern tedavi yöntemlerimiz var. Protez cerrahimiz çok gelişti falan. Ama asıl olan bu hastalıktan kendimizi toplumsal olarak korumak. Çünkü toplum hem Türk toplumu, dünya toplumu gibi yaşlanıyor. Evet. Hem de obezite çok ciddi bir sağlık problemi halinde gözümüzün önünde ve duruyor. Ve bu da diz hastalıklarını, eklem kireçlenmesini tetikliyor. Sevgili Çiğdem Hanım, çok güzel bir slogan cümle olabilecek bir cümle sarf etti hocamız. Aramızda Türkçe konuşuyoruz, vücudumuz da bizimle ağrı diliyle konuşuyor. Lütfen bu ağrıları, bu dili dikkate alın, kilo vermeye çalışın. Diyet yaparak değil ama siz nasıl yapacağınızı zaten biliyorsunuz. Perşembe günleri anne elimi tutsana da bu tip çok sorular geliyor. Karbonhidratları azaltarak, yağlı yemeyerek zaten kilo kaybedersiniz. Lütfen bunlara özen gösterin ki Kadriye Hanım ne dedi? Ah ah dedi, gençlik günlerimde kıymetimi bilemedim vücudumun. Evet. Lütfen hocamızın potansiyel hastası olmayın diyerek not defterimizin ilk sayfasını açıyoruz.
diz eklemi kireçlenmelerinde tam düzelme ancak ameliyatla mümkündür. Ameliyat dışındaki tedaviler hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak, ağrı, yürüme ve hareket zorluğunu azaltmak için uygulanır. Hastalık belirgin olarak ilerlediğinde kişi günlük yaşam aktivitelerini yapmakta zorlanıyorsa, ağrıyla baş edemiyorsa, ameliyat dışı tedavilerden fayda görememişse ameliyat kaçınılmazdır. Az önce hocamıza bir soru yöneltmiştim ama siz sağ olun, çok güzel sorularınız oldu. Onlara öncelik verdik. Şimdi ben soruma geri dönmek istiyorum. Kimlere yapamıyorsunuz? Yapılması için hangi şartların oluşması gerekiyor diz protezi ameliyatlarının? Şimdi öncelikle hani sağ kalım ömrünün 20 yıl ve ötesi olduğunu kabul ettiğimizde çok genç hastalara ilk tedavi yöntemi olarak bu cerrahiyi uygulamıyoruz. Yani 50 yaş altında bizim ilk... Yani çok büyük bir gereklilik yoksa hastanın genel durumda ilk tercihimiz olmuyor. İkinci zorlandığımız durum çok fazla sistemik hastalığı olan hastalar. Yani kalp sıkıntısı, santral sinir sistemi hastalıkları, damar hastalıkları, işte endokrin hastalıkları, şeker, gastrointestinal sistem hastalıkları gibi pek çok hastalığı olan insanlarda biz bu cerrahi yapmakta zorlanıyoruz. Ama mesela Kadriye Hanım'da da diyabet var galiba, evet, değil mi? Yanlış anlamadım değil mi Kadriye Hanım? Şekerim vardı. O kadar fazla değil ama bu ameliyat olacağım zaman yükseldi. 200 lira çıktı boyuna. Evet. Aslında Kadriye Hanım çok iyi vurguluyor. Evet. Şimdi bu ameliyatı zamanında doğru bir şekilde doğru zamanda yapmamız lazım. Çünkü mesela atıyorum 60 yaşında veya 65 yaşında biz diz kireçlenmesi olan bir hastayı ameliyat etme rahatlığınız başkadır. 75 yaş, 80 yaşında bir hastayı genel sağlık problemleri nedeniyle güvenle ameliyat etme şeyimiz fazladır. Aslında tabii bu oldukça modern bir tedavi yöntemidir. Ama bu ameliyatların gerçekten her türlü donanıma sahip gelişmiş hastane ve gelişmiş sağlık kurumlarında yapılması çok önemli bir ayrıntıdır. Ehil ellerde bunu hep söylüyoruz. Siz kaç yaşındasınız? Kadınların yaşı sorulmaz ama hani örnek teşkil etmek adına. 82'yi bitirdim. Ciddi misiniz? Maşallah size Kadriye Hanım. Böyle 75 falan diyeceksiniz diye bekliyorum biliyor musunuz? Peki sizde böyle bir korku oldu mu? Ben bu yaşta nasıl olacağım bu ameliyatı diye sordunuz mu hiç böyle bir soru? Aklınıza geldi mi? İlk önce korktum fakat canıma yetti artık. Daha önce de olacaktım. Ben eşimi kaybettim. Başına ondan sonra olsun. İşte 19 sene sürdü. Aha. Doktorumun bir hastası, kızımın arkadaşıydı. Evet. Annesi. Onlar tavsiye ettiler. O ameliyat mı olmuştu? O olmuştu evet. Ona hacca bile gitti geldi. O kadar iyi yani. Evet. Ondan sonra randevu aldık fakat yeğenimi kaybettim. İstanbul'a gittim. Olmuş. Evet, biraz ara verildi. Ondan sonra izini kaybettik. Televizyon şeyde bulduk, bilgisayarda. Turgay hocamın izini. Allah'ıma şükürler olsun. İşte kısmet derler ya bugüne. Yani 82, gerçi 81 yaşındaydınız ilk ameliyatınız olduğunuzda. Şimdi de Danimarka'dan bir telefonumuz var. Bekletmeyelim. Hemen günaydın diyoruz izleyicimize. Hoş geldiniz Hande Hanım yayınımıza. Günaydın. Alo, günaydın efendim. Buyurun sizi dinliyoruz. Günaydın efendim. Buyurun efendim. Günaydın. Çok heyecanlıyım ya. Evvela ben tebrik ederim. Çok güzel bir programımız var. Çok teşekkür ederiz. Nasıl yatıştıralım heyecanınızı? Dinlediniz mi Kadriye Hanım'ı? Dinledim. Bakın evet, 82 yaşında geldi bir de televizyona çıktı. Maşallah. Maşallah bence de. Hadi siz de buyurun anlatın bakalım derdinizi. Evvela merhaba diyorum diğer doktor beye teyzeciğime. Evet onlar da size merhaba diyorlar evet. Buyurun. Evet hocama sorum vardı. Benim de evet. problemim vardı. İki defa menisküs ameliyatı geçirdim. Evet. Olumsuz geçti, çok olumsuz geçti. Şu an çok rahatsızım. Dizimde şişkinlik var. Yatamıyorum yani gece ağrılarla kalkıyorum. İşte burada doktora gittim. Dizimin içinde bütün bir kireçlenme olduğunu söylediler. İçe doğru olan kısımda da hafif böyle kemik üst üste binmiş. Zaten dizim eğri yani. Ben kendim aynaya baktığım zaman dizim eğri.
geçen hafta gittim. Doktor da belki büyük bir ihtimal şey olabilir, işte protez dedi falan. Hmm. Kendisi de söyledi, dedi hani siz çok gençsiniz. 47 yaşıma yeni girdim. Evet. Sizin için genç, yani siz gençsiniz, erken pek iyi değil falan dedi. Ama çok rahatsızım. Ben gece uyuyamıyorum yani. Kalkıyorum diz ağrısı, oturuyorum diz ağrısı. Ben çok korkuyorum. Şu an, doktoruma şunu sormak istiyorum. dedikleri gibi yani erken mi, yoksa olayım mı, olmayayım mı? Ben bunu çok merak ediyorum. Diz protezi teyzeyi dinledikten sonra bilmiyorum yani, hemen olayım diyorum. Kadriye Hanım, duyabiliyor musunuz? Diyor ki Hande Hanım, Kadriye teyzeyi dinledikten sonra hemen olayım ameliyat diyorum. Vallahi diyor. Olsun. Çok ben pozitif hastanede bir etki yarattınız. Kaç kişiye söyledim ve oldular. Şimdi az önce dinleyebildiniz mi bilmiyorum. Çok özel durumlarda 50 yaşın altında da yapıyoruz dedi. Şimdi cevaplayacak sorunuzu. İkinci sorunuz var galiba, onu da alalım. Evet, onu da bir sorayım. Mesela ufak şöyle bir 10-20 metre yürüyüş yaptığım zaman dizim, sadece diz olan bölümüm böyle taş gibi kesiliyor. Taş. Tek dizde değil mi vardı problem? Tek bir dizinizde bu problem. Öbür dizimde de aynı şey vardı. Menisküs ameliyatı getirdim. O sağlıklı mı peki şu anda? O yani bir diziniz sağlıklı mı? O da bir günlerde, kaç gündür şimdi gece yatıyorum. Ondan da ağrısı başladı. Çok korkuyorum. İkisi de aynı. Bilmiyorum. Peki galiba sizin bir Ankara'ya gelmeniz gerekecek gibi bir his var içimde Hande Hanım. Peki hocam, sorunuz var mı Hande Hanım'a? Yok. Peki, anlaşıldı konu. Zaten bizi arayan izleyicilerimiz o kadar güzel ifade ediyorlar ki kendilerini. Ben tebrik ediyorum. Heyecanlı haliniz buysa, heyecansız haliniz nasıldır kim bilir? Çok heyecanlıyım. Çok geçmiş olsun. Elimizden geldiğince cevaplayalım sorularınızı. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Hoşçakalın. Buyurun şimdi hocam. Seyircimiz zaten çok net bir durumu ifade etti. Bu konuda aslında bilgilendirmek bakımından çok faydalı. Şurada mavi olarak gördüğümüz dokularımız menisküsler. Evet. Yani bir otomobilin amortisörü neyse dizin amortisörleri de bunlar. Kıkırdak dokudan oluşan bir yapımız bu. Şimdi burada sporcularda da duymuşsunuzdur menisküs rahatsızlığı. Evet. Bu mekanik travmalar neticesinde yırtılabilir. Şimdi eskiden veya modern teknoloji uygulamadan önce biz bu yırtık kısmı küçük ameliyatlarla çıkarıyorduk yıllar önce. Artık biz menisküsleri korunması gerektiğini çok iyi biliyoruz ve menisküslerdeki yırtıkları mümkünse dikerek tedavi ediyoruz. Şimdi anladığım kadarıyla seyircimizin bu menisküs ameliyatı başarısız olarak nitelendirdiği menisküs ameliyatında menisküsleri çıkarılmış. Menisküsler çıkarılınca buradaki en önemli şok emen doku ortadan kalkınca kıkırdak aşınması logaritmik şekilde hızlanır. Böyle olduğu zaman da zaten hastamız bunu çok net ifade ediyor. Şimdi yaş olarak 47 yaşı benim biraz önce gösterdiğim özellikle geçirilmiş onları daha elimize alalım. Belki kaçırmıştır Hande Hanım, bir görsün. Hatalı demeyeyim ama hani eksik uygulanmış bir menisküs cerrahisinden sonra eğer dizin, kendisi de öyle ifade etti, sadece dizin iç tarafında kemik kemiğe temas edecek derecede kıkırdak dokunun aradan yok olduğu durumlarda bizim bu unikondiler dediğimiz, parsiyel dediğimiz yani küçük protez dediğimiz, kısmi protez dediğimiz cerrahi şansı kendisinde mevcut. Bunları biz total protez dediğimiz büyük protezlere göre daha erken yaşlarda uyguluyoruz zaten. Onu da bir alalım da hocam. İkisini kıyaslama şansı olsun. Evet. Kaçırdıysa izleyicimiz. Şu şekilde şimdi göstereyim. Şimdi siz sağdaki bütün olan yani evet, Kadriye Hanım'a takılanı tavsiye etmiyorsunuz. Daha yaş olarak daha yani genç hastalarda evet, eğer tahribat yani yıpranma sadece dizin belirli bir bölgesini, lokal evet, bir bölgesini ilgilendiriyorsa protez cerrahisinin sadece oraya yönelik yapılmasını öneriyoruz. Çünkü zaten bunun mesela 20 yıl dayandığını düşünelim. 47 yaşında zaten 67 yaşına geldiği zaman evet, bu protezle değiştirilebiliyor. Ve böylece evet, protez kullanımını ikiye katlamış oluyoruz. Ve ilerlemesini de engelleyecek. Evet, evet, bir de evet, 19 sene diyor mesela Kadriye Hanım. Şimdi 47 yaşında izleyicimiz Hande Hanım. Yani niçin 20 sene böyle ağrılarla şiş bir dizle yaşasın gerçekten, değil mi? Demek ki sevgili izleyicimiz Hande Hanım'a sesleniyorum. Az önce söyledi, o kadar denk düştü sizin aramanız. Çünkü az önce demişti ki hocam 50 yaşın altında istisnai durumlarda uygulanırız.
Şimdi siz bu istisnai durumuna giriyorsunuz. O nedenle yaptırabilirsiniz. İsterseniz Danimarka'da, isterseniz burada Türkiye'de, nasıl dilerseniz, ama kısmi protezi yani öneriyorsunuz. Yani benim edindiğim izlenim o yönde. Sanki bu proteze uygun aday bir hasta oldu. Peki, programımıza devam edeceğiz sevgili seyircilerimiz. Gelin not defterinin sayfalarını karıştıralım. Diz protezi ameliyatı, rahatsızlığı ilerlemiş ve hastayı sıkıntıya sokan diz ekleme kireçlenmelerinde etkili bir tedavi yöntemidir. Çeşitli tipleri olan diz protezleri doğru zamanda ve doğru bir şekilde uygulandığında oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Sevgili seyircilerimiz, başka yöntemler de var mı diye sorduğunuzu biz buradan biliyoruz. Onu da soracağız Surgay hocamıza. Yani illa protez mi takmalı, değil mi hocam? Evet. Kireçlenmedi, ameliyat mı olmalı, ama ben yine Kadriye Hanım'a dönmek istiyorum. Şimdi bu ameliyat sürecinizi biraz daha irdelemek istiyoruz biz sizin. Çünkü evet, siz 82 yaşında bu kadar kolay atlattıysanız gerçekten çok olumlu bir etki yaratmış izleyicilerimizde. Evet. Neler anlatacaksınız? Daha sonra yürümeye başladınız. Her işinizi kendiniz yapabiliyor musunuz? Artık oğlunuz kızınız yanınızda kalma ihtiyacı hissetmiyor musunuz? Var mı gene bir ağrılar? Benim belimde de 8 tane platin, 2 tane demir var. Ne diyorsunuz? Kaza falan mı geçirdiniz? Perde asıyordum. Merdiveni karyolamın üstüne koydum. O da beni hoplatınca kapının size havadan uçup kapının kenarına düştüm. Hatta bu kollarım falan, yırtıklarım bile var. Kadriye Hanım, ondan sonra şöyle bir toparlandım falan. Hah dedim, bir yerime bir şey olmamış. Oysa? Ondan sonra bel ağrıları zaten vardı. Bu sefer de İbn-i Sina'da onları taktırdım. Yani hocam, şimdi siz bunu söylüyorsunuz. Biz böyle arkadaşlarımızla bir araya gelip konu belirlemesi yaparken ev kazalarını konuşalım diyoruz. Hep es geçiyoruz. Bize evet, hatırlatmış oldunuz. Şimdi karyolanın üstüne merdiven koydunuz. Merdivene çıktınız, perde asıyorsunuz. Ya. Ne diyeyim ben şimdi? Asamadım da. Oğlum da diyor ki, anne çok o zaman 75 yaşındaydım herhalde. 75 yaşında kadının ne işi var karyola tepesinde? Olacak dedim. Ay Allah, kapıcıyı çağırdım, gelmedi. Komşuyu çağırdım, geliyorum dedi. O da gelmedi. İsmi çıkayım takayım dedim. O zaman biz gençlere şu görev düşüyor. Anne babamıza belli aralıklarla uğrayıp perdelerini biz takacağız. Öyle takmasaydın da olmuyor. Oturamamış işte Kadriye Hanım. Ama geçmiş olsun. Çok büyük geçmiş olsun. Bizi çok güldürdünüz ama. Çok mutluyum şimdi yavrum. Şimdi geçti. Bütün şikayetleriniz geçti. Hafif öyle mi? Bu, bunda yok o kadar. Evet. Bu daha yeni olduğu için 3 ay oldu. Evet. Onun olanı 3 ay oldu. Hem de minisküslüydü bu bacak. Siz zaten o kadar gaddar davranmışsınız ki vücudunuza. Hani böyle çok sıkı çalışan sporcularda falan oluyor menisküs, ama sizde de olmuş işte. Ben daireye geçerken ana caddeden evet, bir araba geldi. Dizlerimin dibinde fren yaptı. Kastınız kendinizi. O yapınca ben asfalta düştüm. Oo, işte bakın, bir travma geçirmiş o zaman. Ondan sonra bir ahbabımız vardı sosyal sigortalarda, doktor, ona gittim. Sen dedi menisküs olmuşsun dedi. O ben futbolcu muyum da dedim menisküs olayım, bilmiyorum tabii i̇şte, hep duyuyordum. Çok haklısınız, eskiden menisküs hep sporcularda. Evet. Öyle bilirdik. Hayır, şimdi herkes de bakın tabii, Hande Hanım da evet, aradı. Tabii. Yer silen, perde asan, asarken düşen. İşte böyle pabucuma mı yanayım, çorabıma mı yanayım, dizime mi yanayım? Siz bir tek sağlığınızla ilgili problemlere yanın. Allah'a çok şükür şu anda ehil eller. Allah'ıma şükürler olsun doktorumun sayesinde. O benim artık doktorum değil, çocuğum. Öyle oluyor canım değil mi yavrum, doktor hasta ilişkileri bir bu süre sonra? Bu bizim mesleğin en tatmin edici yönü. Evet. Gerçekten yani şu sözleri işitmek, yani gerçekten bizim bütün çabalarımıza değen bir. Muhakkak öyledir. Evet. Peki kaç saat sürüyor ve neden ayrı ayrı yapıyorsunuz dizileri? Şimdi, neden ikisini birden yapmıyorsunuz? İkisini yapan cerrah arkadaşlar da var. Var. Evet. Ancak tabii bu bir cerrahi prensip. Benim tercihim özellikle sistemik hastalıkları olan ve belirli yaş üstünde olan hastaların çok gerekli değilse araya birkaç ay koyup
İki de dizi farklı seanslarda yapmayı. Tabii bu benim cerrah olarak kendi tercihim. Uzun mu sürüyor hocam ameliyat? Ortalama bir saat sürer. Bir saat. Ha, yani çok zor bir iş gibi gözüktü. Ben böyle 4-5 saat diyeceksiniz diye bekliyorum. Yok. Yani tabii bana göre sizin işiniz daha zor geliyor. Herkese kendi işi kolay geldiği sürece bir saatlik bir cerrahi süresi var. Ancak tabii ki hani kemiklere müdahale ederek yapılan bir ameliyat çeşidi olduğu için hastanın genel sağlık durumu bizim için çok önemli. Bu ameliyattan önce hastalarımızın gerçekten sistemik olarak bu ameliyata hazır olması çok önemli. Ama gene de kalbe ve çeşitli organlarımıza yüklenici bir ameliyat tarzıdır bu. O yüzden benim cerrahi tercihim her zaman teker teker ama iki taraflı da dünya genelinde uygulamaları yapanlar var. Var tabii. Ülkemizde de bu şekilde çift taraflı uygulayan cerrah arkadaşlarımız var. Bu benim kendi tercihim. Peki hocam, şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Sevgili seyircilerimiz, ardından cerrahi yöntemlerin dışında acaba kireçlenmede hangi yöntemler uygulanıyor? Doçent Doktor Turgay Çavuşoğlu'na soracağız. Joker'e hoş geldiniz. Büyük ikramiyemiz tam 500 bin lira. 500 bine sadece iki soru kaldı ve hala bir Joker'i var. Eğer doğru cevap verirseniz 500 bin lira sizin olacak. Oh. Tam 500 bin lira. Joker bu akşam Türkiye'nin ekranı TRT 1'de. Regaib Kandili, rahmet iklimi, mübarek 3 ayların başlangıcı. Ramazan ayının müjdecisi olan kutlu zaman dilimi. Gaziantep Ulu Camii'nden yapılacak canlı yayınla Regaib Kandili özel programı 1 Mayıs Perşembe akşamı TRT 1'de. Vay 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 vay. Artık sen taksici mi oldun ya? He. Kızlar, Prenses Diana hamileymiş. Ay Allah, analı babalı büyütsün, bak ne kadar güzel. Her tarafa iyicene baktın mı ya? Nereye gidecek ki bu mühür? Ya muhtarlık mülkünü nasıl kaybedersin? Almanya'dan yeni geldi. Ha böyle biraz tuhaf davranıyor. Ha çok sevindi gibi değil yani. Helga, ihlibe diş mi? Ya kızım, hala seni seviyorum diyor ya. Ucuz et, aklımız. Dikkat et ha, çok ağır, tamam mı? Tamam. Yeter! Başımın belası, sen durmak ben sana. Allah seni kahretsin. Yürü kız sen de içeriye. 80'ler yarın TRT 1'de. Marketimizin kazancını artıracak süper bir fikrim var. Şimdi bizim bu alışveriş poşetleri var ya, onları bir de bu kese kağıtlarını falan parayla satalım. Yumurta torbalarını da daha ucuza satarız. Veli, kovacağım ben bu çırağı. Dur hele, celallenme yine. Bak evlat, sattığımız ürünleri paketlemek bizim işimizin bir parçası. Zaten yapmamız gereken bir iş için ekstra ücret alamayız. İşin doğrusu bu. Anladım. Anlamadım. Mümkün değil. Koska'dan bir yenilik daha. %100 doğal, %100 sağlıklı Koska tahin bal. Şimdi karışım olarak kavanozda. Koska tahin bal. Yeni nesil güç. İşte Sütaş Çiftliği. Bakın sevgili Balkız, Benekli, Lady Mer. Hepsi şu anda tutkuyla çalışıyorlar. Hadi durmayın. Daldırın kaşıkları yoğurda. Sütaş yoğurt sever. İşte ben bu doğallığın tadını seviyorum. Sütaş yoğurt sever. Yapı Kredi gururla sunar. 15 Nisan'da David Helfgott.
29 Nisan'da Itzhak Perlman, 8 Mayıs'ta Zbigniew Prezner ve Liza Gerard. Muhteşem konserler İstanbul Kongre Merkezi'nde. Biletler Biletix'te. Ebebek'te fırsatlar bitmiyor. Nisan ayı boyunca her 255 liralık alışverişe 55 liralık hediye çeki. Ebebek, anne ilgisi, uzman bilgisi. Hard Rock Cafe sunar. Rock'n'roll efsanesi Aerosmith Türkiye'de. Rock müziğin dünyayı sarsan gruplarından Aerosmith 14 Mayıs 2014'te Küçük Çiftlik Park'ta. Yepyeni albümleri, dillerden düşmeyen klasikleriyle Aerosmith, BKM ve MEP iletişim organizasyonuyla ilk kez İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor. Görkemli gecenin biletleri Biletix'te. XLS Medikal Yağ Tutucu. Günde 3 kere 2 tabletle diyetinizin 3 kata kadar daha etkili olmasına yardımcı olur. XLS Medikal. Daha fazla bilgi için eczacınızla danışın. Katla, kat katla, kat katla, balla. Katla, kat katla, kat katla, balla. Çayını, kahveni, sütünü, balla. Bal parmakla, katla, balla. Balın hep yanında. Bal parmakla. Katla balla. Topaklardan daha kolay nasıl kurtulursunuz? Tefal'den yeni Active Flow teknolojisiyle gerçek bir topak parçalayıcı. Özel tasarımlı bıçakları sayesinde çorbalar pürüzsüz, sonuç mükemmel. Tefal. Ne varsa sende var. Dakikalarımızı iyi değerlendirmek için hemen Turgay hocama cerrahi yöntem olmadan, cerrahisiz diz kireçlenme yöntem, tedavi yöntemleri nelerdir diye soruyorum. Şimdi bu hastalığın aşamalarından bahsetmiştik. Erken ve orta dönemde, bu hastalığın erken ve orta dönemlerinde genelde fizik tedavi yöntemlerini, ev içinde uygulanacak egzersizleri, ağızdan kullandığımız, hap olarak kullandığımız anti-inflamatuar ilaçları, gerekirse işte biraz önce bahsi geçen viskosüplementasyon yöntemlerini kullanıyoruz. İğne yani değil mi? Enjeksiyon. Bunlar. Yalnız burada karıştırılmaması gereken şey şu. Bu kaybolmuş kıkırdaklarımızı yerine koymayı sağlayacak bir tedavi yöntemleri değil bunlar. Bunlar hastalığın daha cerrahi gerektirmeyen evrelerinde hastalarımızın hareket kabiliyetini korumak, hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak evet. ve ağrılarını ya tamamen geçirmek ya da en aza indirip o seviyede tutmaya yönelik yöntemler. Yöntemlerdir. Ancak tabii burada her şeyin başı yine kilodan kurtulduğumuz zaman hem ameliyata gidiş sürecini uzatmış olacağız. Erken dönemlerde, erken yaşlarda, 50 yaş altı dönemlerde cerrahi ihtiyacımızı ortadan kaldıracağız. Hem de ameliyattan sonraki rahatlığımız kiloyla gerçekten doğru kilo orantılı. Vermeyle doğru orantılı evet. olarak yaşam kalitemiz yükselecek. Peki. Kadriye Hanım, siz ameliyattan sonra bazı egzersizler yaptım demiştiniz. Evet. Nasıl egzersizler onlar? Yapmaya devam ediyor musunuz? Ne Ediyorum. Kadar devam edeceksiniz? Bununla daha çok rahatım. Evet. Önce olduğu için. Bu 3 aylık olduğu için yine böyle kaldırıyorum. Maşallah. Ayağımı kaldırdığım zaman lastik bir şey aldım elime. Şu pilates lastiklerini. Onunla kuvvet alıyorum. Böyle geri çekiyorum, şey yapıyorum. Bravo ve düzenli yapıyorsunuz evet. hareketlerinizi. Evet. Peki şimdi izleyicilerimize bir mesaj olarak iki dizinizden ameliyat olan bir hasta olarak ki artık hasta değilsiniz maşallah evet. diye. Evet. Mesajınız ne olacak? Korkanlar için, ameliyattan Vallahi korkanlar. Vallahi geçirmesinler vakitlerini. Evet. Çünkü çok ızdıraplı bir hastalık bu. Değil mi? Ağrısı. Yürüyemiyorsunuz. Moral bozuk. Kendinizden geçiyorsunuz. Öyle Ama yani. Şimdi nasıl? Şimdi daha canlandım. Daha iyiyim. Kendi işini Gezeceğim bir diyorum artık. Gezmeye de başlamışsınız bu arada. İşte İzmir'e Peki. gittim Peki. geldim. Ne güzel. Allah sağlıklı günler nasip Hepinize etsin. Hep beraber böyle sizi hep gülen yüzünüzle teşekkür görelim. Ederim. Hocam çok teşekkür Sağ ediyoruz. Sağ olun. Cevaplayamadığımız soruları da sonra size yollayacağız hocam. Tamam.
elimden geldiğince cevaplıyorum. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de, çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Kadriye teyzeciğim tekrar teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Sevgili seyirciler, yarın saatleriniz onu gösterdiğinde herkes için hukukta buluşacağız. Konu başlığımız kiracı ev sahibi anlaşmazlıkları, sözleşme yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Çok önemli konular masaya yatırılacak. Yarın lütfen herkes için hukuku kaçırmayın. Saat 10'da buluşmak dileğiyle, Allah'a ısmarladık.